Can suyu kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak bildirim zillerini açarak eğer videomu beğenirseniz beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Bugün sizlere kızılderililerin cennetin sihirli değneği, Mısırların ölümsüzlük bitkisi ve Sümerlerin kil tabletlerinde gençlik çeşmesi olarak tanımladığı Hintlilerin Ayurveda'sında ise 16 kutsal bitkiden biri olarak kabul edilen aloe vera bitkisini tanıtacağım. Tarihin çok eski zamanlarından beri cilt problemlerinden yanıklara, kesiklerden sindirim sistemi problemlerine kadar birçok sorunun çözümünde kullanılan bu bitki ülkemizde tıbbi sarı sabır olarak bilinen şifalı bir bitkidir. Öncelikle elimde yani benim evimde baktığım iki tane e, aloe veram var. Bir tanesi bu büyük olan aloe vera. Diğeri de e, oğluma zimmetlediğim, oğlumun baktığı aloe vera. O biraz fazla sulamadan dolayı yıprandı. Hem toprağını değiştireceğim ve kendi üzerime alacağım. Yani biraz bakımını yapacağım, biraz gelişmesini inşallah sağlamaya çalışacağız. Öncelikle e, saksımızdaki toprağı değiştirirken bitkimize bakım yaparken de toprak seçimi ve saksı değiştirmeden bahsetmek istiyorum. Aloe vera yetiştirmeye karar verdiyseniz, karar verdiysek işinizi en iyi görecek, işimizi en iyi görecek toprak çeşidi humuslu topraktır. E, bahçe toprağı da denilen paket topraklardan satın alarak aloe vera yetiştirebilirsiniz, yetiştirebiliriz. Seçeceğimiz saksının altında fazla suyu akıtacak delikler bulunmalıdır. Bu da çok önemli. Zira fazla su aloe veranızı çürütebilir. Aloe vera saksısı değiştirme işlemi yapacaksanız havaların ısınmaya başladığı bahar aylarını tercih etmelisiniz. En ideali ne zaman derseniz cevabım Nisan ayı, Mart ve Nisan ayıdır. Ama ben mecbur olduğumdan dolayı bu mevsimde değiştiriyorum. İşte gördüğünüz gibi bu şekilde topraklara aslında küçük kum taneleri de ilave edilebilir. Daha verimli, daha güzel olacaktır. Evet, en uygun sıcaklık ve ortam nedir? Ondan biraz bahsedeyim. Bir tropik iklim bitkisi olan aloe vera güneşi ve sert olmayan rüzgarı çok sever. Aslında bu balkonlarda da yetişebileceği, bahçelerde de yetişebileceği anlamına gelir. Soğuktan kolay etkilenen bir yapısı olması sebebiyle 10 derecenin altındaki sıcaklıklarda, iç mekanlarda tutulmalıdır. Eğer bahçede tutuyorsanız 10 derecenin altına düştüğü takdirde iç mekanı almalısınız. Aksi halde kökleri ve yaprakları çürür. Evinizde yaz mevsiminde balkonda Kış mevsiminde ise iç mekanlarda konumlandırabilirsiniz. Burada özellikle şunu belirtmek istiyorum. Eğer iç mekanda bu bitkiniz gölgedeyse yani di, direk güneşi almayan bir yerdeyse veyahut da perdenin arkasındaysa bu bitkinizi dışarıya güneşin altına koyduğunuz anda bitkiniz çok ciddi manada zarar görecektir. Toparlanması da çok uzun sürecektir. Onun için dikkat etmek lazım bunu da. Güneş alan bir odanızda, direkt güneş ışığına maruz kalmadan aydınlık yerlerde aloe veranız daha hızlı gelişecektir. Şöyle perde arkasından güneşi aslında sever. Ama evinizin her yerinde ışık alan her yerde de bu bitkinizi yetiştirebilirsiniz. Bu bitkiye bakarken en önemli püf nokta sulamasıdır. Aloe vera fazla sulandığında çürüyebilen bir bitkidir. Düzenli sulamanız gerek yok. Sadece toprağın kuru olup olmamasına bakmanız lazım. Toprağın kuru olması lazım. Nemliyken su verdiğiniz zaman kökler yine çürüyecektir. Ve benim küçük aloe veramdaki gördüğünüz şekli alacaktır. Yani biraz bozulmaya yüz düşecektir. O yüzden sulamaya çok dikkat etmek lazım. Yaz aylarında haftada bir kez ortalama haftada bir kez yeterli olacaktır. Yine dediğimiz gibi bazen iki haftada olabilir çünkü toprağı kurumadıysa eğer birkaç gün daha beklenebilir yani. Kış aylarında ise sulandıktan sonra bir hafta geçtiğinde yine dediğimiz gibi eğer aloe vera'nın toprağında kuruma gerçekleşmemiş ise kuruma olana kadar beklenebilir. Kuruma olduktan sonra da sulama yapılabilir. Aloe veranızı sularken özellikle şuna da dikkat etmek lazım. Diğer çiçeklerde çiçeklere su döktüğümüz gibi böyle bütün saksıyı böyle ıslatacak şekilde alttan iyice böyle su akacak şekilde de su vermemek lazım. Aloe vera bakımındaki en önemli nokta sulamadır. Fazla sulandığında hızlıca çürür. Genç bitkiler için toprak yüzeyinden 2 santim, Olgun aloe veralar için ise 7 santimlik bir kısmının kurumuş olması bitkinin sulama gereksinimini gösterir. Bu söylediğim şeyler ortalama olarak yani göz kararıyla aslında şey yapmanız lazım. Bir elinize bir cetvel alıp da ölçecek haliniz yok. Bu gördüğünüz benim büyük aloe veramdan bu sene tam 8 yaprağı yaklaşık yani böyle değiş yaptığımız değişik cilt kürleri veya o de değişik böyle sağlıkla alakalı kürlerle alakalı içindeki jeli kullandık. 8 tane yaprağını aslında kestik. Buna rağmen işte bu sene yaklaşık yine 5-6 yaprak daha verdi yani. Sulama yaparken dediğimiz gibi bakın gösteriyorum. Yani aslında haftada bir bu kadar su gerçekten yeter. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olarak bildirim zillerini açarak ve eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, bitkilerinizle kalın.